Günaydın herkese. Sabah saat şu an. Bakalım şöyle gösterebilirsem eğer. Saat 6'ya gelmek üzere. Çok sesli konuşmuyorum. Alt kat üst kat insanlar rahatsız olmasın. Rebel'ın başlamak üzere 13 dakika var. Erkenden uyandık. Yerimizi aldık. Netflix arkada açık. Şu an reklamlara girmiş. Breaking Bad falan gösteriyor. Heyecanlıyım. Hanım uyanamadı. Kendisi uyumaya devam etmeye karar verdi. Ben kalktım. Saat çok erken bir saat. Yani bir şey diyemiyorum. Gördüğünüz gibi henüz daha kargalar kahvaltısını yapmamış durumda. Ben hazır sayılırım. Yani daha ne yapabilirim bilmiyorum. Erkenden uyandım. Sessizce konuşuyorum. Kahvemi yaptım. Rebel'ın Part 1 A Child of Fire izlemeye hazırım. Filmi izledikten sonra görüşlerimi sizle paylaşacağım. Spoiler içermeyecek elbette ki. Filmden sonra görüşelim. Evet, gördüğünüz üzere sabahın köründe, elinin köründe kargalar kahvaltısını yapmamışken kalktım ve Rebel'ı izledim. Şimdi sizlerle görüşlerimi paylaşma vakti. Merak etmeyin, video spoiler'ı içermeyecek. Henüz izlemeyen arkadaşlar gönül rahatla izleyebilirler. Spoiler'lı videoyu açıkçası filmin R-rated versiyonunda saklamayı düşünüyorum. Çünkü şu an böyle anlayacaksınız ben konuşurken neden bunu o zaman saklamak istediğimi. Şimdi gelelim filmimizi kabaca incelemeye. Öncelikle hikayeden başlayalım. Filmin hikayesi zaten sinopsisinde de yazdığı gibi bir grup demeyeyim de Motherworld denen büyük bir işte galaktik imparatorluğun tüm evrene yayılması, zulmü vesairesi, işte daha sonra Belt isimli bir uyduya bir aya gelmeleri ve oradaki basit hayat yaşayan çiftçilere musallat olmaları ve bunun akabinde oradaki eski bir askerin, Motherworld'un eski bir askerinin bir direniş için askerler toplaması, kaçaklar toplamaya başlamasını anlatıyor. Ara ara kedim eğer miyavlarsa lütfen kusura bakmayın çünkü bir girmek bir çıkmak istiyor odaya. Bakalım şu an çıkmak istiyor, bir kendisini çıkarayım. Gel kız. Biri girdi biri çıktı, ben anlamadım işte. Biri geldi biri gitti. Hiçbir şey anlamadım. Neyse. İki kedi vardı. Nerede kalmıştık? Evet, kaçaklar toplaması dedik. Konu zaten Zack Snyder'ın daha önce belirttiği gibi Akira Kurosawa'nın 7 Samuray filminden büyük ölçüde esinti taşıyor. Zaten ilk başta bir Star Wars senaryosu olarak yazıldığını da biliyoruz. Bunların birleşiminden ortaya çıkan bir film. Yani bu konuda beklentileri oldukça karşılıyor. Hikaye kabaca bu diyebiliriz. Gelelim oyunculara, karakterlere. Şimdi film zaten işte 7 Samuray'dan esinlendiğini düşünerek yine konuşuyorum. Çok fazla karaktere sahip bir film. Yani sadece başroldeki Korra değil, bunun yanındaki diğer işte Kai'ymiş, Gunner'mış, Tarak'mış, Bloodaxe'larmış vesaire. İşte Nemesis, şu bu. Çok fazla karakter var. General Titus var. Yani diğer köylüler vesaire bilmem ne. Admiral Nob, işte kötülerdeki karakterler, ilerideki karakterler derken film çok fazla karaktere sahip ama bunun yanı sıra 2 saatlik bir süreye sahip. Korra'nın geçmişini az çok öğrenebiliyoruz. Ama diğer karakterlerin geçmişi konusunda çok çok az bilgilerimiz var. Yani böyle ekmek kırıntıları diyebileceğimiz kadar az bilgilere sahibiz. Buralardan tahmin yürütmek durumunda kalıyoruz. O yüzden hani karakterlerin hepsini çok iyi tanıttı mı derseniz hayır derim. Hani Korra'yı büyük ölçüde tanıttı. Diğerleriyle ilgili çok az bilgi verdi. Ancak yani genel izleyici bunu çok umursamayacaktır diye düşünüyorum. Onlara ne oldu o geldi. Tamam bu da katıldı takıma. Aha onu da transfer ettik. Sol bek de aldık. Sağ bek de aldık. 10 numara da aldık. 10 numara takım olduk şeklinde düşüneceklerdir diye tahmin ediyorum. Hani biraz daha bizim gibi böyle hani filmi incelemeyi işte aa o neden öyle oldu bu neden böyle oldu diyecek insanları hani izlerken ya çok oldu bittiye geldi havası yaşatıyor ama onun dışında ki kalacak böyle genel izleyici diyeceğimiz kitlenin çok umursayacağını düşünmüyorum. Oyunculuklara zaten değinmek istemiyorum. Hepsi belli kalitenin üzerinde oyuncular. Yine Kerim geldi. Yok hocam benim babam. Bu. Şu yaramaz geldi şu an. Yani böyle çok dediğim gibi gene izleyicim bu duruma çok takılacağını sanmıyorum ama hani bizim gibi biraz daha böyle hani filmi sindire sindire izlemeyi seven insanlar için o da geldi bu da geldi ama hani böyle motivasyon eksikliği varmış hissiyatı yaratıyor.
Filmin aksiyon kısmına değineyim. Ya aksiyon koreografları gerçekten çok iyi. Damien Caron zaten stunt koordinatörü olarak çalıştı. Daha önce de Batman v Superman, Zack Snyder's Justice League diğer filmlerinde Zack'in yine stunt koordinatörlüğünü o yapmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Man of Steel'da da. Yani dövüş sahnelerinde bana sorarsanız hiçbir sıkıntı yok. Birbirinden akıcı güzel dövüş sahneleri var. Ancak orada da bence filmin R-rated ile PG-13 arasındaki farkı ortaya çıkıyor. Yani bazı şeyler efektle vesaireyle hani ya efekti sonradan eklenecek ya da bu efekti çıkarılmış hali. Hani böyle ya nasıl diyebilirim, hani kol kırılıyor ama onu hissetmiyorsunuz sanki. Böyle biraz daha yumuşatmışlar. Hani biraz da 13 yaş altı izleyicinin de izleyebileceği hale getirmişler havasını hissettim. Ama onun dışında hani akıcılık derseniz, işte dövüşteki gerçekçilik hissiyatını büyük ölçüde derseniz vermiş film. Hani o silahların kullanımı, baltalar, kılıçlar, işte bıçaklar, ateşli silahlar vesaire, hani hepsi birbirinden o konuda iyi. Ha, filmin hikayesinde bir şeyle ilgili daha dönmek istiyorum burada, silahlar ıvırlar zıvırlar derken. Film bir noktada beni çok güzel ters köşe yaptı. Bir noktada da ise daha böyle çok başından ne olacağını anladığımı hissettim. Yani öyle tahmin ettim, öyle de çıktı. Bu şans da olabilir bir şey. Şimdi spoiler vermek adına söyleyemiyorum ama ya bu böyle olacak dedim, o gerçekten öyle oldu. Orada hiçbir ters köşe yaşamadım. Başka bir konuda da çok büyük bir ters köşe oldum böyle, yani onu hiç beklemiyordum. Mesela orada büyük bir şoka uğradım. Hani hikaye böyle o konuda böyle bir garip hissettim kendimi. Yani hani dedim bunun tam versiyonunu izlemek lazım. Yani orada birçok şey daha çok oturacak gibi geliyor. Çünkü böyle çok oldu bittiye geldi bazı şeyler. Film güzel mi? Yine güzel ama dediğim gibi hani böyle tahmin edilebilir hissi biraz o hızlı geçişten mi kaynaklandı, yoksa benim şanslı bir anım mıydı? Çünkü o diğer ters köşe gerçekten çok feci tokat vurdu bana. Hani hikayeyle ilgili de bunu da eklemek istedim araya. Filmin görsellerine değineyim. Yani görsel olarak muazzam bir film. Zaten en son dün akşam baktığımda Oscar ödüllerinde son 10'a kalmıştı. Özel efekt alında, visual efekt alında yani son 10 arasına girmişti. Bilmiyorum nereye kalır mı ama. Yani 160 milyon dolara 2 tane film çekilmiş. Tanesine 80 milyon dolar düşünerek söylüyorum. Bence muazzam efektler. Yani zaten Zack Snyder'ın birkaç senedir bu efekt işi için üzerinde ekstra uğraştığını, maliyetleri düşürerek daha kaliteli efektler yapmanın yolunu aradığını biliyoruz. Bu Disney'in falan Mandalorian'da kullandığı şu büyük bir ekran var. Şu an ismi aklıma gelmedi ama buraya bir yere ismini eğer hatırlarsam yani internetten bakıp yazarım. Onu falan da denemişti Army of the Dead zamanında ama çok böyle tutmamıştı o sanırsam onu. Farklı yöntemlere gitti. Zaten 300 zamanında kendi görsel efekt kalitesini, yani çizgi roman sanatını böyle birebir perdeye aktaran bir sistemi yaratan kişi Zack Snyder. O tekniği bulan kişi. Yani görsel efekt konusunda hala bu çalışmalarına devam ediyor. Burada da bir şeyler denedi muhtemelen ki bu kadar düşürebildi bütçeyi. Bu bütçeyle çok çok iyi iş çıkarmış. Yani böyle 200-300 milyon dolarlık Star Wars filmlerinde gördüğünüz efektleri görüyorsunuz. Aşağısı yok. O yönden bence film gayet tatmin edici. Kamera olaraksa bence iyi. Yani şöyle bir şey. Zack Snyder normalde biliyoruz ki her zaman analog kameralarla çalışan bir insan. Yani dijital kamera kullanmayan bir adam ama Netflix'e geçtiğinden beri belki şirket politikası, belki verilen bütçeler, bilmiyorum. Belki kendi isteği. Dijital kameralarla çalışmaya başladı. En sonunda bu Raptor X'de açtı galiba kameranın markası. Tam olarak hatırlamıyorum. Yine onda bakar, buraya bir yere koyarım. Onlara özel bir lens ürettirdi. Kendine has bir kamera yaptırdı. Hatta onunla ilgili bir şey demişti. Böyle lensle kameranın arasında, dijitalin arasında tanrıyı koyuyorum tarzı bir sözü vardı. Kendi tasarımı olan bir lens. Ya birçok sahnede muazzam ama birkaç yerde böyle gözüme battı. Böyle köydeki bir kızla işte Jimmy'nin konuştuğu bir sahne var. Mesela orada böyle ekranın bir köşesi tamamıyla odak dışı kalıyor. Bir köşesi tamamıyla odaklıyor falan ama hani böyle sahnenin hani böyle karakterleri sadece odaklayıp arka planı blurlasa anlayacağım. Hani farklı bir şey var yani. Rahatsız edici demek belki doğru değil, farklı demek doğru. Bilmiyorum, belki de bunu 70 bin metre büyük ekranda izlemek lazım. Yani sinemada izlemek lazım. Hani IMAX'te izlemek lazım. Belki de ona göre özel hazırlandı. Hani benim televizyon bir noktaya kadar bunu verebiliyor olabilir, emin değilim. O yüzden tam olarak böyle hani yargılamak değil amacım, eleştirmek de değil, benim zaten haddime değil ama hani farklı olduğunu söyleyebiliyorum. İyi mi kötü mü bunu hani anlamak için biraz daha vakit geçmesi gerekiyor. Çünkü böyle bir de sabahın köründe böyle hani yarı uykulu kafayla izledim açıkçası. Hani böyle daha net, daha güzel bir saatte izlediğimde belki daha iyi karar verebilirim. O zaman hani daha iyi konuşabilirim bunu ama farklı olduğu kesin. Müziklerden bahsedelim. Tom Holkenberg besteledi müzikleri. Zaten Zack'le böyle yani etle tırnak gibi oldular. Hani zaten böyle genelde yönetmenlerin çok iyi anlaştığı müzisyenler vardır. İşte Nolan Zimmer'la mümkün mertebe çalışmaya çalışır falan gibi. Hani
Zack'le Tom Holkenberg'de 300'den beri böyle bir işbirliği içindeler. Mümkün mertebe birlikte çalışıyorlar. Burada da yine bence güzel. Ben müzikleri sevdim. Zaten Spotify'a düştüğümden beri düzenli olarak dinliyorum. Hani ilk defa filmde duymadım açıkçası ama hani sahnelerle birlikte oturmuş. Hatta bazı müzikler, yani bu bana öyle geliyor olabilir. Ben müzik kulağı çok iyi bir insan değilim. Daha iyi olan arkadaşlar yorumlarda lütfen belirtirse sevinirim. Ya bir müzik özellikle bana Zack Snyder's Justice League'deki bir müziği çok aşırı derece andırdı böyle. Böyle tam olarak hangi sahnede olduğunu söylersem şimdi spoiler olacak, o yüzden saçma olacak, onu da söyleyemiyorum ama siz yani dediğim gibi müzik kulağı iyi olan kişiler muhtemelen dediğim müziği anlayacaklar. Daha sonra da olmadı yorumlarda başa sabitlerim hangi müzik olduğunu. Zack Snyder's Justice League'deki bir müziğe çok benzetti bana. Sonuçta aynı kompozör yapıyor, aynı besteci yapıyor. Hani benzerlik olması belki de o yüzdendir. Aynı sanatçının elinden çıkmasıdır. Belki özellikle seçilmiştir. Başka bir amacı vardır. Bilmiyorum ama ben öyle bir hissiyat aldım. Ama müzikler için diyebileceğim zaten hani soundtrack tadında bir müzik yok filmde. Tamamı özel olarak bestelenmiş müzikler. Bence gayet güzel, hoş müzikler. Hani böyle sadece ne eksik diyebilirsiniz. Belki daha sonraki filmlerde göreceğiz. Çünkü tam olarak hani film dediğim gibi her şeyi vermedi. Bir kısmını ikinci filme sakladı, bir kısmını R-rated versiyona sakladı. Mesela Mother World gibi büyük bir şeyin hani böyle bir imparatorluk marşı gibi bir marşı olmasını, bir hani geldiği zaman böyle korkutmasını ister miydim? İsterdim. Asilerin müziğinin, hani onların böyle hepsinin takım olduğu zamanki müziği olması, daha sonraki filmlere saklanması anlaşılabilir bir nebze. Çünkü henüz daha böyle hani tam olarak bir takım oldular mı olmadılar mı, şimdi spoiler olacak böyle çok konuşmak istemiyorum ama hani onlar daha bir form aldıktan sonra hani belki de bir müzikleri olmalı. Yani müzik filmle birlikte evrimleşmeli. Hani doğru yerde araya girmeli. Belki de o Mother World'un müziğinin henüz girmemesinin sebebi de budur, bilmiyorum. Ama ben müzikleri genel olarak beğendim. Tek hani böyle beklediğim buydu. Bunu da göremedim. Bilmiyorum. Belki de dediğim gibi R-rated versiyonu olacak. Belki de ikinci filmle birlikte olacak. Belki üçüncü filmle birlikte olacak. Göreceğiz. Devamı konusuna gelirsek zaten ikinci filmin fragmanı yayınlandı. Onunla ilgili kısa bir tepki videosu da koyacağım. O da gün içinde bir aksilik olmazsa kanalda olur. Devamı ile ilgili çok diyebileceğim bir şey yok. Yani devamını konuşmak istersem şu an spoiler vermek zorunda kalırım ama hani bu evreni şöyle düşünmek lazım. 1. ilk filmi, 2. kısaltılmış versiyonu, 3. Daha bu filmle ilgili bazı şeylerin öncesini anlatan çizgi romanlar gelecek. Kitaplar gelecek. Podcast'ler gelecek. Animasyon serisi düşünülüyor. Hatta yapım aşamasında şu anda, yanlış bilmiyorsam öyle demişti. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama öyle demişti hatırlıyorum Zack. Mobil oyun geliyor. Daha sonra daha büyük bir oyun yapılması, konsol oyununa çevrilmesi planlanıyor. Yani her aşamadan her yöne doğru genişlemesi planlanan bir evren. Sadece hani böyle Netflix filmleri olarak kalması değil, böyle diğer yönlere doğru açılarak genişlemesi beklenen bir evren. Hani hikaye böyle tek bir noktadan anlatılmayacak. Birçok parçayı birleştirerek anlayacağız hikaye. Bu Matrix'te de böyle olmuştu. Star Wars'ta da böyle olmuştu. Hani o yüzden biraz böyle değerlendirmek gerekiyor belki de. Muhakkak hani Netflix buna çok yatırım yaptı. Çok büyük beklentisi var. Dünyanın dört bir yanında büyük PR'lar yaptılar. Karşılığında alacaklarına inanıyorum. Çünkü ortada gerçekten kaliteli bir şey var. Hani hikaye böyle böyle yarım kalmış bir şeyler, eksik hissiyatını yaşayanlar, ben yaşadım çünkü onu söylüyorum. Hani beklentiyi biraz buna göre kurgulamak lazım. Hani ilk filmden her şeyi verirse olmaz. Yani şöyle düşünün, 1977'de ilk Star Wars çıktığı zaman İmparator'un kim olduğu ne kadar biliniyordu? İşte Luke'un kim olduğu ne kadar biliniyordu? Uncle Owen önemli bir karakter miydi, değil miydi? İşte hani bak, bugün biz biliyoruz hepsini ama hani artık aradaki ondan sonraki 5 filmi daha izlediğimiz için biliyoruz. Hani Disney serisine hiç girmiyorum veyahut da işte Rogue One vesaireye hiç girmiyorum ama hani biz büyük resmi görebildiğimiz için şu anda işte tamam Anakin Darth Vader oluyor diyebiliyoruz. İşte ne bileyim Luke onun oğlu diyebiliyoruz. İşte Owen amca önemli ama o kadar da önemli değil yani. Ölüyor zaten ilk filmde. Hani bunları diyebiliyoruz ama şu Rebel'ın için bunu söylemek için çok erken. Şu an ilk filmi. Hani ana karakterler evet 3 aşağı 5 yukarı belli ama hani hangisi ne kadar önem kazanacak, hangisi bir noktada ölecek veyahut da geride kalacak veyahut da kötü tarafa geçecek, iyi taraftan veyahut da kötüden iyiye geçecek kişiler olacak. Hani bunları henüz bilmediğiniz için tam olarak bu yorumları yapmak için erken diye düşünüyorum. Hani devamı gelecek mi? Gelecek. Epik olacak mı? Bence olacak. Ama hani şimdiden işte çok az bir şey var, hiçbir şey anlamadık, oldu bitti. Ya bunlar için bence erken. Sadece ilk film olduğunu, hani bu projenin, bu hikayenin, bu saganın sadece ilk adım olduğunu unutmamak gerekiyor. Benim kendi görüşüm bu. Ve son olarak değinmek istediğim nokta, filmin biz PG-13 versiyonunu izledik. Bunun esas Director's Cut, işte yönetmen versiyonu dediğimiz
R-rated versiyonu olacak. Ben açıkçası o versiyondan sonra çok daha beğeneceğimizi, çok daha kaliteli bir şey elde edip, bu şu demek değil, yanlış anlamayın lütfen. Bence bu 10 üzerinden 7-7.5'luk bir film yani. 8'e kadar gider. Hani o kadar leş filmler var ki zaten piyasada, hani bu başka bir şey yani. Gerçekten çok kaliteli. Sadece Zack Snyder kalitesini düşünce zaten hani şeyi biliyorsunuz. Evet, bu stüdyo için yapılmış, Netflix için yapılmış, genel izleyici yapılmış için bir versiyon. Bir de yönetmenin kendi versiyonu olacak. İşte o esas versiyon olacak. Yani onu beklemek lazım. O da ne zaman yayınlanacak bilmiyorum. Dün akşam şöyle kısa bir araştırma yaptım. Dün akşam dediğim aslında bu sabah oluyor. Artık işte çok az bir yattım kalktım falan. Zaman kavramı karıştı benim için. Nisan'da yayınlanacak ikinci film öncesi bir yayınlanabileceğine dair bir söylenti var. Ama hani böyle ne Netflix'in ağzından çıkmış resmi bir söz var, ne Zack Snyder'ın ağzından çıkmış resmi bir söz var. O yüzden hani ne zaman yayınlanacağını bilmiyorum ama bir an önce yayınlansın da istiyorum. Çünkü tadını aldım bir kere. O zehri aldım, anlıyor musunuz? Yani ben bunu devamını izlemek istiyorum. Hani sadece devamı değil, bu filmin bir tamamını izlemek istiyorum önce. Sonra devamı için böyle çıldırmak istiyorum. Artık tek beklediğim o yani. Hani bir an önce o gelsin, bir onu izleyeyim. Hani ondan sonra böyle üzerine daha geniş geniş güzel güzel konuşalım istiyorum. Şu an için tek diyeceğim bu. Yani ben filmi çok beğendim. Hani bu olumsuz baktığım şeyler sakın şey olarak anlaşılmasın. Abi filmi beğenmemiş ama kurtarmaya çalışıyor falan. Öyle değil kesinlikle. Ben gerçekten çok beğendim filmi. Sadece yani filmi izlerken daha iyisinin olduğunu anlıyorsunuz. Yani arkada daha iyi bir filmin potansiyeli var. Hani bu da işte bir sebepten bu hale getirmiş. Zack'in söylemiyle hani şirket bunu böyle istememiş. Zack bunu teklif etmiş. PG-13 olarak hani bir versiyon çıkarabilirim sizi diye. Çünkü onlara bu hikayeyle gittiğinde onların tek dediği şey bunu iki film yapar mısın olmuşlar. Hani o da tamam demiş. Zaten Netflix'in biliyorsun süreyle ilgili bir sıkıntısı yok. Yani 3 saatlik film de yayınlar, 4 saatlik film de yayınlar. Öyle bir dertleri yok adamların ama. Hani onlar böyle yapıcı yaklaşınca Zack de kendi deyimiyle ben de o zaman hani size bir PG-13 kat vereyim. Ondan sonra siz de genel izleyicilerden yakalayabilin diye söylemiş. Yani bu kendi aralarında bir karşılıklı böyle bir nezaket belki de, bilmiyorum. Veyahut da belki de basına böyle söylüyor. Şirket böyle istedi. Zack de hani onların oyununu oynuyor. Bilmiyorum. Hani bu benim tam olarak yorum yapabileceğim bir şey değil. Ben eldeki done üzerinden konuşuyorum. Görünen üzerinden konuşuyorum. Hani evet done böyle ama aslında bak böyle bir şey de var. Hissiyat almadığım için şu an bunu doğru kabul ederek konuşuyorum. Yoksa 2017'de biz Warner Bros'ın açıklamalarını da hatırlıyoruz. İşte Tobey Maguire'in dediği zamanlar evet biz Zack'in vizyonuna sadık kalıyoruz. Whedon sadece bir iki sahne çekecek. Karakterler aynı, hikaye aynı falan. Aa işte bu samimi değildi yani. Hani o zaman hissedebiliyorduk bunu, anlıyorduk. O yüzden zaten Ridley Snyder kadar hareketi başlamıştı. Ama burada Netflix'te böyle bir şey hissetmiyoruz. Adamlar zaten peşin peşin hani diğer versiyonda geleceğini söylediler. O yüzden hani bu kadar böyle tribe girmeye gerek yok. Film dediğim gibi bence çok kaliteli. Çok çok daha kalitelisi de bizi bekliyor. Ve onun akabinde de çok kaliteli, çok güzel bir evren bizleri bekliyor diye inanıyorum. Çünkü böyle bir uzay sagasına, bir space opera'ya ihtiyacımız vardı. Ben Star Wars'u çok severim. Hala da seviyorum. Değişen bir şey yok. Ama Disney'in eline geçtikten sonra çok inişli çıkışlı bir hal aldı. Bir noktadan sonra takip etmeyi bıraktım. Yani acaba dedim benim için sadece Star Wars, orijinal 6 film ve Clone Wars serisine ibaret mi kalsa? Hani böyle Mando sezon 1-2'yi izledim işte falan. Hani böyle güzeldi ama sonrası böyle bakıyorum. Yani internete düşen şeylere baktım sadece, görsellere. Hani yorumları okudum demiyorum. Yanlış anlamayın. Birilerinin yorumuyla hareket etmiyorum. Oradan böyle istediğimi alamadım. Giderek hani Disney'in o... Ya Disney'i de kötülemek istemiyorum. Amacım Disney düşmanlığı değil. Hani benim ne haddime? Çünkü çok seveni var. Hani o da başka bir firma ama... Yani Disney ile Star Wars uymadı bence. Bu kadar söyleyeyim. Yani o... İkisi birbiri için uygun firmalar değil diye düşünüyorum. Lucas sattı bir şekilde. Şu an yeri geliyor danışmanlık yapıyor, yeri geliyor yapmıyor. Dave Filoni bile bir noktadan sonra bozuldu gibi hissediyorsunuz. Yani Clone Wars yapan adam nerede? Şu anki işler nerede? Hani Kathleen Kennedy doğru patlıyor mu değil mi? Yani bunlara hiç girmek istemiyorum. Sadece hani demek istediğim bu tarz bir sagaya ihtiyacımız vardı. Yeni orijinal bir fikre ihtiyacımız vardı. Bence Rebel Moon bize bunu verecek. Hani ve şunu da görüyorum. Hani Zack açık görüşlü bir insan, kapısı açık bir adam. Yani şimdiden böyle çizgi romanlara, işte kitaplara vesaire birçok kişiyi davet etti. Onlarla birlikte çalışıyor. Evreni birlikte genişletiyorlar. Bu filmler bazında, diziler bazında da böyle olacaktır diye düşünüyorum. Bence Zack üçlemeyi çekip daha sonra diğer yaratıcıların eline bırakacak diye düşünüyorum. Bunu daha önce bir yerde de söyledim. Burada da kısaca değineyim. Yani Lucas Star Wars'u yönetirken, Lucas filmin başındayken binlerce insan belki de kitaplarla, çizgi romanlarla vesaireyle Star Wars sagasına katkıda bulundular. Hikayeler yazdılar, çizgi romanlar yazdılar, kitaplar, romanlar bastılar vesaire şu bu. Ve Lucas bunları destekliyordu yani telif vesaire atmıyordu. Bunlar çıkıyordu ve Star Wars sagası her yönden büyüyordu. Bunlar yıllarca kanon kabul edildi. Daha sonra Disney satın aldı ve dedi ki bunların hepsi nankonlar. Artık bunların hiçbiri bizim ana hikayemize dahil değil. Biz kendi hikayemizi yazacağız.
Ya işte bu tarz hani böyle bir dışlama bence doğru değil gibi geliyor. Hani bir noktada evet elindeki markayı kontrol etmek, korumak isteyebilirsin ama o marka sonuçta bir seven olduğu sürece bir şeye yarıyor. Bugün işte bakıyorsun Star Wars fan kaybediyor. Yani bence Red Bull bu noktada şu an için doğru oynuyor. Uzun vadede bu Zek'in elinden çıkıp komple Netflix'e geçecektir. Bu böyle kalmayacaktır. Hani evet şu an Zek'in bebeği hani o büyütüyor, o yapıyor, sınırlarını çiziyor. Zaten 2000 sayfalık resmen bir İncil yazdık falan demişti yanlış hatırlamıyorsam. Ama bir noktada bunu tamamıyla kontrol Netflix'e geçecektir. Hani onlar artık evet şu film çeksin, bu dizi yapsın, bu kitap yazsın falan, bu oyun yapsın moduna geçeceklerdir. Çünkü para onlar koydu. Hani Stone Corey'nin ne kadar söz hakkı olacağından çok emin değilim. Bence bu baştaki kafa yapısını korurlarsa Red Bull'un çok çok büyük bir evren olacaktır. Ama hani bunu sadece ticaret olarak düşünürlerse, fanlarla etkileşime girmekten kaçınırlarsa bence aşağı doğru düşecektir diye düşünüyorum. Evet benim Red Bull'un Part 1, A Child of Fire ve genel olarak Red Bull'un evreni hakkındaki fikirlerim bunlar. Sizler lütfen fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Kanalıma abone olun. Videoyu beğenin, sağda solda paylaşın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Muhtemelen bugün size ikinci fragmanın kısa bir tepki videosunu. Çok kısa olacak muhtemelen çünkü hani dediğim gibi spoiler vermemek için onu da kısaltmaya çalıştım. Paylaşacağım. O videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.